Diş fırçalamak orucu bozar mı? Bismillahirrahmanirrahim. Tabii bu sık sık tekrarladığımız bir iki cümleyi dile tekrarlayacağım. Oruç mideye veya bağırsağa giden şeyden dolayı bozulur. Peki buraya nereden gidecek? Vücutumuzun dışından içine doğru olan açık kanallar, boğaz, burun ve bir de bağırsaklar yoluyla. Buralardan giren şeyler için oruç bozulur. Şimdi diş fırçalama. Tabii ağızda yapılan bir işlem. Fırçanın, macunun bir şeyi var. Tadı var. Ve ağızda köpürüyor. Şimdi diş fırçalarken macun veya su boğazdan aşağı inerse oruç bozulur. Oruç bozulur. Tabii burada o macunun tadının da damağa falan da varmaması lazım. Yani şimdi bu eskiden tabii şimdiki gibi fırça yoktu. Misvak Misvak dediğimiz vardı. o şey bir çubuk, bir dal, bir ağaç dalı. O kullanılıyordu. O lifli olduğu için aynen hatta daha da faydalı diyorlar onun. Fırçadan daha faydalı olduğunu söylüyorlar. Onun kendi o ağacın bir şeyi olarak. Bunun diyor o liflerden kopan olur da boğazdan aşağı giderse orucu bozar diye eski kitaplarda. Yani o misvağın liflerinden kopan olur da boğazdan aşağı giderse. Şimdi tabii genelde kullanılan şimdi evet misvak kullananlar da var ama daha çok diş fırçası kullanılıyor. Evet. Burada önemli olan şey şu, o macun veya su boğazdan aşağı gidiyorsa oruç bozulur. Eğer gitmiyorsa bozulmaz. Ama bir tehlike söz konusu olabilir. Ya bir tehlike dersem şunu kastediyorum. Dikkatsizlikle belki bu suyun veya macunun boğazdan aşağı gitmesi endişesi duyulabilir. Böyle bir endişe duyulursa iftardan sonra veya ne bileyim imsakta Evet. fırçalamakta daha fayda var, daha yerinde olur. Ama böyle bir endişe yoksa olmamışsa oruç bozulmaz. Bir de şu var. Tabii bu öğleden önce fırçalarsa, öğleden sonra fırçalarsa şeklinde bazen bir şey var. Bunun bir farkı yok bence. Farkı yok mu hocam? Yok, farkı yok. Yani Bence farkı yok. öğleden sonra kişi daha aç hissetmiyor mu Ya kendini? aç hissettiğinde onu yemiyor ya o macun. Yani burada önemli olan şey nedir? O macunun boğazdan aşağı gitmemesidir. Ha, Eyvah. ağzının kokusu belki öyle düşünülmüş olabilir. Evet. Misvakla ilgili olarak. Şimdi Peygamber Efendimiz'in hadisi var ya. Oruçlunun ağzının kokusu işte mis kokusundan daha iyidir falan. O kokuya engel olmasın diye bir şey öyle denilmiş olabilir. Öğleden sonra fırçalanmasın diyenler veya misvak kullanmasın diyenler bundan dolayı söylemiş olabilirler ama o da bir hüküm için gerek şey değil.